Hepinize merhaba, ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok güzel hem de sağlıklı bir bisküvi tarifimi paylaşacağım. Bu tarifin güzel yanlarından biri uzun süre dayanıklı olması, ikincisi yumurta içermiyor, süt içermiyor, aynı zamanda gluten zaten içermiyor, rafine şeker de yok içinde. Ne var diyorsunuz şimdi, düşünüyorsunuz ben tahmin ediyorum. Ama çok lezzetli, kıtır kıtır, uzun süre dayanıklı ve güzel bir tarif. Bunu yaptıktan sonra dilediğiniz tarifte kullanabilirsiniz. Yani bir mozaik pasta yapabilirsiniz bu bisküvilerle. Bir cheesecake yaptığınızda taban olarak kullanabilirsiniz. Veya benim şu an hedefimde cezerye yapmak var. Onu un haline getireceğim ve o şekilde kullanacağım. Süt dilimleri tarifim var Instagram sayfamda, bu bisküvileri kullanarak yaptığım. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonrası çok kolay, hazırlaması da oldukça kolay. Hadi gelin hep birlikte yapalım. Tarife öncelikle unla yağı bir araya getirerek başlayacağım. Ben bugün sade yağ kullanacağım. Siz bunun yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı kullanırsanız ölçüyü biraz arttırmanız gerekir. Çünkü sade yağ adı üstünde tereyağın saf halidir. Aynı zamanda saf hali olduğu için süt ürünü de içermez. Yağımı ve unlarımı karıştırma kabıma bu şekilde alıyorum. Ve ıslak kum kıvamına gelinceye kadar robottan geçiriyorum. Evet, istediğim kıvama geldi. Islak kum kıvamına geldiler. Bunu makine kullanmak zorunda değilsiniz. Evinizde böyle elinizle yoğurarak da yapabilirsiniz. Ama bu tarifin püf noktası yağınızın soğuk olması, içine eklediğiniz suyunuzun, su ekleyeceğim birazdan, onun da soğuk olması ve elinizle böyle saatlerce oynamamanız. Çünkü çok uzun süre oynarsanız hamur yumuşar, gevşer. Yine sorun yok. Bir streç filme sararsınız, buzdolabında biraz bekletirsiniz bir yarım saat kadar. Hamurunuz yine toplayacaktır. Şimdi dediğim gibi ıslak kum kıvamına geldi. Ben robot kullandığım için bu karıştırma aparatını çıkarttım. Bu aparatı takacağım ki hamuru yoğursun ve toplasın diye rahat bir şekilde. Tatlandırıcı olarak ben bugün Hindistan ceviz şekeri kullanacağım. Bunun yerine dut kurusu unu veya hurma tozu da kullanabilirsiniz. Aklıma gelenler, sıvı bir tatlandırıcıyla da yapabilirsiniz. Kullandığınız tatlandırıcının rengine dikkat edin. Yani keçi boynuzu özü falan kullanırsanız rengi koyu olacaktır. Ne istediğinize odaklanın, yani bunu mutlaka düşünün. Un olarak da ben bugün yulaf unu ve esmer pirinç unu kullandım. Yine bir unlar arasında bir denge kurmaya çalıştım. Siz isterseniz çiğ karabuğday unu ve pirinç unu veya yulaf unu, ikisi birlikte, veya kinoa unu, yulaf unu gibi karışımlarla da kullanabilirsiniz bunu. Bu tarifi yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi malzemeleri ekliyorum. Birazcık tuz ekliyorum. Yine karbonatım var. Karbonatı yine sirkeyle. Ben sirkeyi seviyorum. O yüzden organik elma sirkesi kullanıyorum. Eğer isterseniz limonla da bunu yapabilirsiniz. Karbonatı aktif hale getirdim. Onu da içine ekledim. Birazcık tarçın ekleyeceğim. Burada bal kabağı baharatı karışımları var piyasada satılan veya kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Öyle bir şey de ekleyebilirsiniz. Ben şu an sadece biraz tarçın ekliyorum. Ve burada önemli olan ekleyeceğiniz su, suyun miktarını iyi ayarlamanız gerekiyor. Kaşığım kalmamış, hemen kaşık alıyorum. Ekleyeceğiniz su önemli. Birden çok fazla su eklemiyorsunuz. Eğer istiyorsanız süt ürünü tüketebiliyorsanız burada süt de ekleyebilirsiniz. Ama ben suyla yapacağım. Tahminen 2-3 yemek kaşığı kadar su ekleyeceğim. Ve tekrar robotumu çalıştırıyorum. Evet, hamurum toplandı.
Böyle bu şekilde bir hamur elde ettim. Toplanan bir hamur oldu. Dediğim gibi yumuşak gelirse elinize çok fazla çok böyle ele yapışıyorsa bir streç filme sarıp buzdolabında bir 15-20 dakika, yarım saat bekletebilirsiniz. Bunu geceden hazırlayabilirsiniz, geceden bekletebilirsiniz, ertesi günü pişirebilirsiniz. Ben şimdi burada sizin için hızlı davranacağım. O yüzden bekletmeden hazırlayacağım. Hop, da kalmış bunun üstünde. Böyle bir hamur dediğim gibi. Şimdi iki yağlı pişirme kağıdı arasında bu hamuru açacağım. Ay. Bu şekilde iki kağıdım var. Hatta tepsimin dikdörtgen olduğunu düşünerek böyle yuvarlak bırakmayacağım. Bunu biraz elimle şöyle ezeceğim. Dikdörtgen şekli vereceğim ki daha kolay olsun açması da. Üstüne de kağıdımı koydum ve bu şekilde açacağım. Böyle açıyorum şimdi. Kağıt kullandığım için bu taşan kısımları şöyle ekleyebilirim. Buradaki bazı yerleri de şöyle alabilirim. Bu şekilde yamalar yapabilirsiniz. Her tarafını eşit kalınlıkta yapmaya çalışacağım. Tekrar üstüne kağıdı kapatacağım. Şöyle elimle düzelterek oraları düzgün bir hale getirmiş olacağım. Evet, hamurum hazır. Şöyle bir düzelteyim. Çok bastırmadan sadece artık düzeltiyorum. Bu kalınlık benim için ideal. Şimdi en eğlenceli kısmı ben bir aparat kullanacağım ama bu aparata ihtiyacınız yok. Bir bıçak yardımıyla kesebilirsiniz, dilimleyebilirsiniz ve bir çatal yardımıyla da üstlerini delebilirsiniz. Önemli olan çatal yardımıyla mutlaka delin ki alttan da hava alsın. Hava alınca üstten alttan hava alarak her tarafı kurusun ve kıtırdasın. Burada kullandığınız tereyağı veya sade yağ bu önemli bir detay veya Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Hani bu tarifi kıtırdatmak için böyle bir yağ ihtiyacınız var. Zeytinyağı ile tam bu lezzete ulaşamayabilirsiniz. Ve şimdi şekilli bir şekilde kesiyorum. Fırın tepsimi aldım. Bu şekilde koydum. 160 derecede turboda yarım saat kadar falan bakacağım. Zaten piştiğini göreceksiniz. Pişmesini sağlayacağım. Fırından çıktıktan sonra görüşürüz.
Glütensiz bisküvilerim fırından çıktılar, kıtır kıtır hazırlar. Ben şimdi yanına çok da güzel bir ıhlamur demledim. Onunla birlikte yiyeceğim onları. Dediğim gibi bunu yaptığınız tariflerinizde kullanabilirsiniz. Veya böyle bir kabın içinde muhafaza edebilirsiniz. Uzun süre dayanıklı, çok lezzetli kurabiyeler. Ben dayanamıyorum ve artık çayımı koyuyorum. Ihlamurumu. Ve bize burada keyif anı diyorum. Size bu kıtırtıları da göstereceğim. Şu şekilde bisküvilerim. Arkalarına da bakın. Biraz daha kalın da yapabilirsiniz. Ben bu inceliği seviyorum. Ne kadar incelik olursa o kadar daha güzel kıtır oluyor. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.